Değerli Muğlalılar, hepiniz hoş geldiniz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, Sayın Grup Başkan Vekilim, çok kıymetli parti meclisi üyem, çok değerli Genel Başkan Yardımcılarım, milletvekillerim, yine çok kıymetli il başkanım, il yönetimim, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, çok değerli yol arkadaşlarım, partililerim, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün çok mutluyuz çünkü ikinci yüzyılın ilk lideri Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel aramızda, Muğla'mızda. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Sayın Genel Başkanımız vizyonuyla, gençliğiyle, dinamizmiyle partimizi çok daha ilerlere taşıyacak. Ve çok kısa zamanda Türkiye içinde bulunduğu karanlıktan çıkartıp tekrar atamızın aydınlık, çağdaş yoluna taşıyacak. Sağ olun Sayın Genel Başkanım. Bizler de yine Sayın Genel Başkanımızın çizdiği hedef doğrultusunda yerel yönetimler olarak bıkmadan, yorulmadan, yanlış yapmadan hedefimiz olan iktidar yolculuğunda genel merkezimize destek olmak için sonuna kadar çalışacağız. Sizlere bu konuda söz veriyoruz. Ben Sayın Genel Başkanımıza tekrar hoş geldiniz derken sizlerin huzurunda kendisini kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza ev sahipliği için, nazik takdimi için teşekkür ediyorum. Bugün Muğla'ya geldiğimiz andan itibaren önceki dönem il başkanlarımız, milletvekillerimiz, mevcut milletvekillerimiz, parti meclis üyemiz ve il başkanımız, tüm ilçe başkanlarımız ve mevcut belediye başkanlarımız eşlik ettiler programımıza. Ben hepsi adına ve Cumhuriyet Halk Partisi adına günün bu vaktinde bir belediye ziyaretini kendiliğinden bir mitinge çeviren her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sağ olun, var olun. Bugün Muğla'ya kaçıncı gelişim bilmiyorum. Muğla siyaset hayatım boyunca Ege'nin bir evladı olarak iyi gününde kötü gününde seçimlerinde çok sık olarak beni davet eden, birlikte çalıştığımız, birlikte siyaset yaptığımız ve her zaman benim gözümde dikkatlerin en çok üzerinde olması gereken illerden bir tanesi ve bugüne kadar Muğla'da hep dostluk gördük, kardeşlik gördük, ülkesine, vatanına, bayrağına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve tüm emanetlerine sahip çıkan sizleri gördük. Son seçimlerde de son 40 yılın rekorunu kırarak geçmişte ittifaklarla erişemediğimiz noktaya partimizi tek başına siyasi parti olarak ama Türkiye ittifakını sahiplenerek sizler taşıdınız. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. ...2019'da... Muğla'da 7 belediyemiz vardı. 31 Mart'ta 14 belediyeden 12'sini kazandık. Aday gösterdiğimiz belediyelerden 2 tanesini kazanamadık. Onları da inşallah gelecek seçime bıraktık.
Gelecek seçim 14'te 14 yapacağız. Muğla'yı 1973'ten beri Sosyal Demokratlar yönetiyor. 5 dönem boyunca çeşitli görevlerde, son 3'ü büyük şehirde olmak üzere Osman Gür'ün başkanımız Muğla'ya hizmet etti. Menteşe'ye Bahattin Gümüş başkanımız hizmet etti. Bu dönemde bayrak devir teslimini kendi arzularıyla bir küskünlük olmadan genç dinamik kadrolara, bir kadın belediye başkanına, bir genç belediye başkanına teslim eden ama partililiğinden bir zerre kaybetmedikleri için benim Türkiye'de tanıdığım partisine en bağlı yerel yönetimciler içinde ilk başta sayacağım isimler olduğu için bu büyük başarıda onların geçmişteki hem namuslu, tasarruflu adaylık sonrası yeni dönemde de partilerine sahip çıkan tutumlarının payı çok büyüktür. İkisine de yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca Menteşe'de bir kadın belediye başkanının seçilme sürecinde Gonca Köksal başkanımıza örgüt olarak verdikleri destek için ilçe başkanımız Nail Kızıl'ın şahsında tüm Menteşe örgütümüzü yürekten kutluyorum. Ve tüm ilçelerde kazandığımız 12 toplam 14 ilçemizde belediyemizde verdikleri bütün mücadele için il örgütümüze ve tüm ilçelerdeki tüm üyelerimize il başkanımız Zekican Balcı'nın şahsında yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu parti geçmişte üzüntüleri, kayıpları, kahrolmaları hep birlikte yaşadı. Bu ele meydanları çok sayıda siyasetçi doldurabilir. Ama şunu kimse unutmasın, kimse unutmasın. Bu meydan parti 47 yıl birinci parti değilken, defalarca seçim kaybettiğinde ama her zaman bu meydanlar yine partisine, cumhuriyetine sahip çıkanlar tarafından boş bırakılmadı, sahipsiz bırakılmadı. Birilerini bir arada ihaleler, birilerini bir arada menfaat ilişkileri, tayinler, terfiler tutuyor olabilir. Ama ne olursa olsun cumhuriyetten, değerlerinden, kurucu kadrolarına sadakatten, hürmetten, minnetten bir adım geriye atmayan ve ihaleyle, parayla, çıkarla, tayinle, terfiyle değil, vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisiyle bir arada olanlara helal olsun, helal olsun, helal olsun. Bundan sonraki süreçte de Ben onu söyleyeceğim zaman söylerim. Senin işin orada olmak, benim işim burada olmak. Benim yerime konuşma. Bak, bunu böyle yapıyorsun diye kimse sana aferin demez. Ben onu söyleyeceğim zaman söyleyeceğim. Alın götürün kenara arkadaşım. Müsaade alın. Aksini söyleyen var mı kardeşim, aksini söyleyen? Aksini söyleyen yoksa alın biraz yan tarafta söylesin. Ben ne zaman Mustafa Kemal'in askeriyiz diyeceğimi ben söyleyeceğim, sen söylemeyeceksin. Parti birlik beraberlik halinde. Olumlu olumsuz. Lehte olabilir. Bizim artık çatlak sese, aykırı sese değil,
birliğe, beraberliğe, tek sese ihtiyacımız var. İktidara yürüyoruz. İktidara giden bir partinin genel başkanı Mustafa Kemal'in askeri izleyeceği zamanı da bilir. Lafı ne zaman söyleyeceğini de kendi tayin eder. Ben bu parti biraz önce söyledim. En zor zamanda bu parti bu meydanları boş bırakmadı. Bu parti genel başkanlarını yalnız bırakmadı. Bu parti adayı kazansın kazanmasın arkasında duran birilerinin vaktiyle burun büktüğü bir %25 vardı. Biz şuna inandık. Bu insanlar fazlasını başaracaklar. Cam tavanı kıracaklar ve günü geldiğinde bu birlikteliğin sonucunu hep beraber alacağız dedik. İşte 31 Mart akşamı Cumhuriyet Halk Partisi %38'lik büyük rekoru sizin sayenizde kızdı. Hepinizin sayesinde. Ve o gün Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen sevgili Ahmet Aras. Muğla'nın nüfusu 1.066.000 ancak 5 milyon kişiye hizmet etmeye uğraşıyor. Tüm ekibiyle birlikte. Bu dünyaca tanınan Muğla'nın hemen hemen bütün ilçelerinde de durum farklı değil. Yıllardır söylüyoruz. Artık kış nüfusunu saymak, kapalı nüfus sayımı yapmak ya da ikametgaha göre nüfus belirleyip ona göre o illere ödenek yollamak, bu iller ki Cumhuriyet Halk Partisi nüfusa göre %65'ine hizmet ediyor belediyeleri 31 Mart'tan beri. Ekonomi olarak %80'e ama turizm alanı olarak %92'sine Türkiye'nin biz hizmet ediyoruz. Yani kış nüfusuna göre hak edilen paranın 1/5'ini yollamak aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ni tercih eden turizmi bunlar biliyor. Kültürü, sanatı bunlar önceliyor. Bu kente turisti bunlar çeker diyen çağdaş yöneticilerimizi, iyi yöneticilerimizi görevlendiren, başarılarını ödüllendiren halkımızı cezalandırma anlayışından başka bir şey değildir. 2,5 milyon kış nüfus sayıp 25 milyon nüfusa Antalya'da Muhittin Böcek hizmet etsin demek ya da Ahmet Aras 1 milyon kişiye göre para alsın, 5 milyona hizmet etsin demek çelme takmaktır. Sizi cezalandırmaktır. Türkiye'yi de düşünmemektir. Şüphesiz buraya hak ettiği ödenek gelse bundan Muğla avantajlı çıkacak. Muğla'ya gelen yerli yabancı turist memnun dönecek. Bir dahaki yıla daha kalabalık gelecek. Daha iyi hizmet alacak. Daha çok döviz bırakacak. Bugün bu hasis, bu çekemeyen, bu çelmeci davranış daha olsun olsun bir sene bunu sürdürür. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında cep telefonlarının baz istasyonlarından tespit edilen nüfusa göre. Muğla için bu nüfus gün oluyor 5,5 milyon oluyor. 1.066.000'e değil 5,5 milyona göre Muğla'ya ödenek gelecek. Ona göre de hizmet edilecek. Bütün bu imkansızlıklara rağmen Ahmet Aras biraz önceki sunumunda takip ettim. Hem Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Grubu'na takdirlerimi sunuyorum. Hem de her partiden seçilen Muğla Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine hayırlısı olsun diyorum. Ama Ahmet Aras ve ekibi Muski noktasında 1 milyarlık bir yatırımla Bozburun'da başlamış olan projeyi bitirerek, Bodrum'da planlanan projeye hızla başlayarak devam ettirerek ve pek çok
su sorunu yaşayan ilçemizin gelecek sene bu sorununu yaşamaması için Bodrum'da deniz suyunu arıtma gibi ileri teknolojileri de gözeterek çok önemli adımlar atıyor. Bu konuda yaptıklarını takdirle karşılıyoruz. Var gücümüzle Muğla'nın sorunlarını çözmek isteyen bu ekibe sonuna kadar destek vaat ediyoruz. Sonuna kadar. Beş ayda 9 ilçede 137 kilometrelik asfalt çalışması önemlidir. Yatağının ilk kreşinin açılıyor olması bizim açımızdan son derece kıymetlidir. Yangından etkilenen yerler başta olmak üzere zeytin, ceviz fideleriyle toplumla birlikte ağaçlandırma kampanyaları yapmak son derece çağdaş, son derece doğru bir yöneticilik anlayışıdır. Sudaki kayıp kaçağın önlenmesi için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan alınan 62 milyonluk kredi bu çok önemlidir. Ancak bu kredi Ankara'da Sayın Erdoğan'ın bir imzasını beklemektedir. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Susuzluk küresel bir sorun. Bugün Muğla'da bütün imkansızlıklara rağmen elde edilen ve dağıtıma sevk edilen suyun çok büyük bir oranında kayıp kaçak var. Bunun için Ankara'dan gerekli desteği vermiyorsunuz. Gitmişiz Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan 62 milyon euro, yani bu 1.82 milyar TL'ye denk gelen bir para krediyi bulmuşuz. Bir imzanızla bu para Muğla'ya gelecek ve o imzanızla Muğla'da kayıp kaçak neredeyse sıfıra inecek. Burada artık siyaset yapmayın. Burada Muğla'yı cezalandırmak değil, suyun boşa akıyor olmasına, sırf bunu Muğla'lı CHP'li bir belediye başkanı istiyor diye imza atmamanın kabul edilecek hiçbir tarafı yoktur. İlgili bakanı, Cumhurbaşkanı yardımcımızı ve Sayın Cumhurbaşkanını Muğla'ya bu kötülüğü daha fazla yapmamaya davet ediyorum. Ayrıca üniversite öğrencilerine yılda 10 bin lira kırtasiye ve eğitim desteği verilmesi, ortaokul lise öğrencilerine 1000 lira ilköğretim, ortaokul lise öğrencilerine 1000 lira karşılıksız eğitim desteği verilmesi, öğrencilerin çok kullandığı okula ve şehire ve yurda ulaştıkları hatlarda 7 liralık ulaşımın 1 liraya indirilmesi dört dörtlük işlerdir. Yürekten kutluyorum. İhtiyaç sahibi emeklilerimize 2000 liralık destek sorunu çözmez, yarayı kapatmaz ama merhem olur. O açıdan son derece önemlidir. Yine bugün Dalaman'da havaalanlarını kullandığımız ama belediyeye gidemediğimiz yoğunluk yüzünden, buradaki programlar yüzünden belediye başkanımızın bir halk ekmek fabrikasına temel atmış olmasını ve açılışına yakın zamanda bizi davet etmesini de büyük bir memnuniyetle karşıladım. Kendisini ve Büyükşehir'i ayrı ayrı kutluyorum. Tabii Muğla'nın diğer tarafında Milas'tan bekliyorlar, yatağında bekliyorlar, yıllar sonra kazandığımız ilçelerde bekliyorlar. Ayrı ayrı Türkiye coğrafyası çok soğuk olduğu günlerde kış güneşiyle işimizi ısıtmak için de her birini ayrı ayrı ziyaret edeceğim. Yaptıkları birbirinden güzel projeleri ayrı ayrı dile getireceğim, Türkiye'ye duyuracağım. Bizim belediyelerimiz Türkiye'nin dört bir tarafında iktidarın vermediği hizmetleri
vatandaşa ulaştırıyor. Ben temel belediye hizmetlerinin yanı sıra ekonomik krizde, doğal afetlerde milletin yanında duran tüm belediye başkanlarımıza, tüm milletimiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var. İyi ki Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımız var. Biz Muğla seçimini Muğla ittifakıyla, Türkiye'deki yerel seçimleri Türkiye ittifakıyla kazandık. Bunu yaparken Muğla'daki sadece sosyal demokratlardan değil, Muğla'daki muhafazakar demokratlardan, milliyetçi demokratlardan, Kürt demokratlardan, Türkiye'nin dört bir yanında doğup burada çalışma maksadıyla olan ya da emekliliğini geçiren bütün demokratlardan oy aldık. Bizim ölçütümüz belli. Türkiye ittifakının rengi ay yıldızlı al bayrağımızın rengidir. Kırmızıyla beyazdır. Bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı vatanını, milletini, bayrağını seven, Atatürk'ü seven herkes Türkiye ittifakındadır. Türkiye'nin kurtuluşu da onların elindedir. Biz seçimlerdeki mağlubiyetten Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ders alarak, yenilenerek, değişerek, ardından güçlenerek kazandığımız başarıyı bir zafer, o süreci bir zafer sarhoşluğuna döndürmeden, ana hedefin Türkiye'yi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetmesi olduğu bilinciyle hareket ederek devam ettik, devam ediyoruz. Partinin kapılarını ardına kadar açtık, açmaya devam edeceğiz. Çanakkale'de dedeleri koyun koyuna yatanlar, Sakarya Meydan Muharebesi'ni dedeleri birlikte kazananlar, Türkiye'nin dört bir yanının dedelerinin şehit kanıyla sulayanlar, Kürt olsun, Türk olsun, Alevi olsun, Sünni olsun. Ve yeter ki bu millete yürekten bağlı olsun, biz hep birlikteyiz ve Türkiye'yi bu zor durumdan hep birlikte kurtaracağız. Ancak birileri sadece bir seçim kazanmak için yurt dışında yapay zekalara, deepfake hesaplara sahte videolar çektirip partimizi bir terör örgütüyle göstermeye çalıştıkları o süreci, o süreçteki neleri yaptıklarını unutmadık, unutmayacağız. İşte o süreçte %1 bile olmayan bir partiye 4 milletvekilliği verip ama susacaksın deyip onları o süreçte oturtanlar, adeta o mikrobu meclise taşıyanlar, Cumhuriyet'in temel ilkelerinin belirlendiği, savunulduğu ve anayasamıza derç edildiği bayrağımızı, İstiklal Marşımızı, Anıtkabir'imize ev sahipliği yapan başkentimiz Ankara'yı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu ifade eden o maddelere karşı olanların taşıyıcı anneleri artık içeri soktukları o habis urun kendi kendine etrafa cereat yaymasına ve o mikrobun hastalık yapmasına mani olamıyorlar. İşte o dönemde susturdukları ama kadınları sokak köpekleri gibi başıboş bırakamayız, bekar kadınlar sahiplendirilmelidir diyenler veya yine ta geçmişte Gonca Kuruş cinayetlerini işleyen domuz bağcı Hizbullah teröristlerini avukatlarıyla ve seçimlere 10 ay kala kanun yararına bozma gibi
devletin ulvi menfaatleri için bakanlığa verilmiş bir hakkı suistimal ederek seçme seçilme hakkı verenler, Türkiye'nin dört bir yanında aday yapanlar, meclise taşıyanlar şimdi ilk dört madde için o taşıdıklarının ifadelerine karşı birisi gündemimizde yok. Öbürü ilk dört maddeye şaşı bakanın bizim gözümüzde yeri yok diyorlar. Günlerce sustular. Günlerce sordum, sustular ama en nihayetinde yarım yamalak kaçamak cevaplar verdiler. Sayın Bahçeli, ben bir 10 gündür Sayın Bahçeli'nin sağlık durumunun kötü olduğu haberleri çıkınca Sayın Bahçeli ile ilgili uzun süre bir şey demedim. Sonra meclis başkan vekilimize Celal Adan'a sordum. Sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim. Ondan sonra sorular sormaya başladım. Bu arada ister Sayın Bahçeli'ye, ister bir başka lidere yapılan bu sahte saldırıların sağlık durumları ile ilgili Türkiye'de endişe yaratacak açıklamaların ya da her birimizin Cumhuriyet Halk Partili başka partiden aile hayatları ile ilgili, özel hayatları ile ilgili her gün yalan üretenlerin bu ülkenin baş düşmanı FETÖ'cüler, FETÖ'cü hesaplar, firardaki hainler olduğunu ve onlara prim verilmemesi, onların yalanlarına karşı uyanık olunmasını da her birinizden ayrı ayrı istiyorum. Madem ki Sayın Bahçeli sağlık durumu yerindedir, çok memnun oldum. Dün de çıktı, gayet sağlıklı bir şekilde bize ağzına geleni söyledi. Canı sağ olsun. Ama dün dedi ki, ilk dört maddeye şaşı bakana biz de kötü bakarız, gönlümüzde yoktur bilmem ne. Sayın Bahçeli, vallahi gördüm. İlk dört maddeye şaşı bakmayı bırakın. Ağzına geleni söylüyor da el ele tutuşmuşsunuz. Halay çeker gibi duruyorsunuz, şaşı gözlerle size bakıyor. Siz bu Hüdaparcı'nın elini daha ne kadar tutacaksınız? Onunla ahlata, onunla bu ülkeyi bize vatan yapan ahlata, Malazgirt'e, Samsun'a milli mücadeleyi başlatan, gidip el tutuşmaya devam ederseniz bu millet size şaşı bakmayı bırakın, gönlünden söküp akılacak. Uyarıyorum hepinizi. Önümüzdeki günlerde Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı Ankara dışında Hatay'da toplayacağız. Bir, Hatay madem ki bu ülkeyi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi meselesidir, biz Atatürk'ün izinden gidenler olarak, Atatürk'ün partisi olarak Hatay'ı her birimiz şahsi meselemiz kabul ederiz. Geçmiş dönemde Hatay'da 6 Şubat'ta yaşanan büyük deprem, seçim döneminde bir yıl içinde hepiniz evlerinize kavuşacaksınız diye siyasi tarihimizin en büyük yalanıyla evinde olmayanlar, günlerce göçük altında kalıp çıkanlar dahil, hastalar dahil, çocuklar dahil, yaşlılar dahil, kandırıldılar ve bir yıl içinde ev vaadiyle devlet biziz, güç bizde diyerek hem de öyle ücretsiz falan değil, yıllarca ödenecek borçlara sokularak oyları alındılar. Maalesef Hatay'da bir yılda 650 bin konut yapacağız diyenler, bırakın bir yılı, ikinci yıl yaklaşıyor, 20 ay oldu, sadece 101 bin konut teslim ettiler. Yani söz verdiklerinin altıda birini. Ha, ben o sözü yanlış söylemişim. 650 bin değil 350 bine çevirdi, onun bile üçte biri. Bir yılda 650 bin konut vereceğim deyip oy toplayanlar
2 yılda daha 100 bin konuta yeni ulaştılar. Hataylı depremzedenin %85'i çadırda, konteynerda ya da memleketinden zorunlu sürgünde başka şehirlerde eşin, dostun, akrabanın, hayırseverin yanındalar. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bu gerçeği hiçbir zaman unutturmayacağız. Seçim günü bir tek sandığı bile açtırmayıp oradaki imkansızlıklardan istifade ederek tarihin en büyük haksızlığıyla 2000 farkla 10 binlerce geçersiz oy, 100 bine yakın geçersiz oylar varken şüpheli sandıkları açtırmayıp Hatay'a çökenlere söylüyorum. Hatay sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün değil, tüm Cumhuriyet Halk Partililerin şahsi meselesidir. Hatay'ı size ezdirmeyeceğiz. Hatay'a sonuna kadar sahip çıkacağız. Son sözüm. Muğla'da elbette turizm önemli. Muğla'da tarım turizm kadar önemli. Muğla'da zeytin ve zeytinyağcıların yakarışlarını uzun süredir duyuyoruz. Maalesef son 6 yıldır zeytinyağına 0.80 kuruş destekleme veriyorlar. 6 yıl önce dolar kuru bunun neredeyse 10'da biriyken 80 kuruş, bugün yine 80 kuruş. Dolar 4 lirayken de 80 kuruş, dolar neredeyse 40 lira olacak, yine 80 kuruş. Ayrıca ilk kanun teklifini vermekle her zaman büyük bir mutluluk duyuyorum. Dane zeytine hiçbir destek yok. Cumhuriyet Halk Partisi olarak zeytinyağında litre başına 10 lira. Bir kuruş eksik değil. 10 lira. Dane zeytine kilo başına 2 lira destekleme verilmeksizin bu işlerin düzelmeyeceğini bir kez daha altını çiziyorum. Türkiye'nin dört bir tarafını geziyorum. Rize'de Sayın Erdoğan'ın hemşerileri, çay üreticileri 19 liraya ürettikleri sayı 17 liraya satmak zorundalar. Konya'da, Tekirdağ'da, Trakya'da, Osmaniye'de, Adana'da geçen sene 8 lira 25 kuruş olan buğday bu sene 9 lira 25 kuruş. Gaziantep'te fıstığa açıkladıkları fiyat geçen seneki fiyat noktasında, maliyetler 3 kat artmış, aynı paraya sattırıyorlar ve her geçen gün artık dayanacak gücü kalmamış fıstık üreticisinin canına tak ettirdiler. Ne Muğla'da, Antalya'da ve Mersin'de, bütün güney sahillerimizde narinciye üreten para kazanabiliyor, ne zeytinci, ne pamuk üreticisi, ne üzüm üreticisi, ne de Giresun'da isyanlarını duyduğumuz fındık üreticisi. Ta Düzce'den başlayarak Artvin'e kadar fındık üreticisi çalışıyor, dünya devleri para kazanıyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçim döneminde 10 bin liraya mahkum edilen emeklinin yanında durduk, durmaya devam edeceğiz. Bugün yaptıkları 12.500 lira geçen seneki 10 bin liranın gerisindedir. 10 bin lira 1 Ocak günü tam 25 kilo dana kıyma alırken bugünkü 12.500 lira 20 kilo dana kıyma alamamaktadır. 17 bin lira yaptıkları asgari ücret maalesef Ocak ayından Temmuz'a kadar erimiş. Temmuz ayında Ocak parasıyla 13 bin liraya düşmüş, şu anda 11 bin 500 liraya gerilemiş durumdadır. Ve bu şartlar altında Türkiye'de hiç kimse halinden memnun değildir ve geçinememektedir. Buradan
Muğla'dan, bir kez daha bu sefer Muğla'dan, Türkiye'nin dört bir yanına soruyoruz. Geçinebiliyor musunuz? Geçim var mı? Hayır. Peki bu iktidar, bu iktidar sokağa çıkabiliyor mu? Hayır. Tarlaya varabiliyor mu? Hayır. Çarşıya, pazara gidip dolaşabiliyor mu? Hayır. Fabrikadaki işçiliyle konuşmaya yüzü var mı? Hayır. Geçim var mı? Hayır. O zaman çare, bunlar sokağa çıkamıyorsa, tarlaya varamıyorsa, fabrika işçisinin gönlünde yoksalar, tarlada yoksalar, üreticinin gönlünde yoksalar, o zaman çare tektir. Seçim, seçim, seçim. Sayın Erdoğan'a bir kez daha hatırlatırım ki, bu sefer sizin ikinci adaylığınız diye YSK'ya karar aldırdınız. Orası da çok tartışmalı. Üçüncü kez Cumhurbaşkanı ama anayasadan sonra ikincisi. YSK kararları temiz edilemiyor, tartışılamıyor. YSK dedi ki bu ikinci dönemi. Ve bir daha aday olması için artık kendinin seçimleri yenilemesi yetmiyor. Ancak meclis erken seçim kararı alırsa son bir kez aday olabiliyor. Onun için şunu söylüyoruz ki sakın 4 yıl seçim yok, 4 yıl seçimsiz bir dönem. Öyle bir şey yok. Geçim yoksa seçim vardır. Ve o zaman bir sandığa ihtiyaç vardır. Onu durup durup milletin anasını ağlatıp fıstıkçıyı, üzümcüyü, çaycıyı, zeytinciyi, pamukçuyu, emekliyi, emekçiyi kahredip yoksulluk içinde süründürüp 3 sene sonra bana gel seçim yapalım dersen biz orada yokuz. 5 yıllığına seçildim. Bunun ortası tam 2,5. Seneye Kasım. Eğer seneye Kasım'da sandığı getiriyorsan, yok ben yapamıyorum, Kasım'ı beklemeyelim, bu sene Kasım'da yaparım dersen ben dünden hazırım, bugünden razıyım. Buyur gel. Ama efendim şimdi olmaz. Sana bir yıl müddet. Ben bir yıl arı gibi çalışırım. Belediye başkanlarım çalışıyorlar, çalışırlar. Büyük şehirleri, illeri, ilçeleri hepsi çalışır. Cumhuriyet Halk Partisi grubu milletvekilleri arı gibi çalışır. Bu sene şimdi seçim olsa 150 sandalye alacaksan gelecek seçim seneye onu da bulamaz. Hesabını kitabını yap. Seneye Kasım ayının birinci ikinci günü pazar. 2 Kasım pazar günü. Sandığı koyarsan el kaldırırız. Erken seçim yaparız. Bu milleti kimin seçeceğini sandıkta görürüz. Ama ondan sonrasına kalayım. Ben biraz daha oyalanayım. Millet dişini sıksın. Ben biraz daha uğraşayım. Biz orada yokuz. Çünkü geçim yok, seçim var. Bu millet seçim istiyor. Kaçamazsın, kaçamazsın, kaçamazsın. Bu parti Cumhuriyet Halk Partisi. Geçmişte de öyleydi ama artık sadece eleştiren ve yol göstermeyen bir parti değil. Cumhuriyet Halk Partisi her sorunun çaresini ortaya koyan bir parti. Efendim, emekliye 12.500 verme, 17.500 ver dedik. Veremem dedi. Bu 2.500 liralık zam tam 33 milyara mal oldu dedi. Kardeşim, 33 milyarı bulan 17.500 yapmak için 100 milyarı da bulmak zorunda. Para yok diyor. Bakıyorsun geçen sene vazgeçilen gelir vergilerinin toplamı 660 milyar. Kimden affediyor? Beşli çeteden affediyor. Otobanları yaptırdığı yandaşlardan affediyor.
tünelleri yapanlardan affediyor. Efendim, havaalanlarını yapanlardan affediyor. Kamu müteahhitlerinden affediyor. İhaleye girmiş, teklifini vermiş, yurt dışından uygun kredisini bulmuş, geçiş garantisini vermişsin, yolcu garantisini vermişsin, hasta garantisini vermişsin, parayı kazanmış, kâr etmiş mi? Vergi çıktığına göre kâr etmiş. Vergiyi hesaplamışsın, ödenecek vergi belli, son anda vazgeçilen gelir vergisi, kurumlar vergisi 660 milyar lira. Hadi bunun bir kısmı teşvik olsun, bir kısmı haklı yeri olsun, bir şey olsun. Yahu 300 milyar lira bütün emeklilere 17.500 lira lazım olan paranın tam 3 katı. Asgari ücreti 25 bin yap, yapamam. Asgari ücret maalesef alan için çok düşük, veren için çok yüksek. Memleket öyle bir hale geldi ki, asgari ücrete zam yapacaksan, sen bunun önemli bir kısmına destekleme yapacaksın. Dedik ki, zam 7500 lira zam yap, 5000 lirasını kamu karşılasın, para yok dedi. Kaç para lazım onu yapmak için? Efendim 200 milyar para lazım. Duruyor orada. Almadığın, müteahhitten almadığın para onun cebinde duruyor. Alıp da emekliyi güldüreceğine, alıp da emekçiyi güldüreceğine, verip de çiftçiyi güldüreceğine bende para yok diyor. 1.2 milyar TL sadece kur korumalı mevduatta sizin cebinizden alıp zenginin cebine para koydu bunlar. O yüzden şimdi efendim dert çok, çare yok. Vallahi her derdin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Yoksulluğun da çaresi, işsizliğin de çaresi, çiftçinin bunalımının da çaresi, gençlerin umutsuzluğunun da çaresi Cumhuriyet Halk Partisi. Neye göre söylüyorum? Şuna göre söylüyorum. Şu özgüvenle söylüyorum. Kurulduğu güne bakın görürsün. 31 Mart'a bak görürsün. Şu çık sokakta dolaş görürsün. Nereye bakarsan bak görürsün. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi arkadaşlar. Türkiye'nin birinci partisi. ...2011'de geldim... ...yeni milletvekiliydim... ...o zaman... ...Osman Gür'ünle birlikte burada oturduk... ...çay içtik, tanıştık... ...2012'de, 13'te, 14'te geldim... ...15'te, 16'da, 17'de geldim... ...2018'de geldim... ...19'da... ...seçim kampanyasının ta göbeğindeydim... ...20'de geldim... ...21'de geldim... ...22'de geldim... ...23'te geldim... 2024'te yine buradayız. Söz olsun ama 2025 olur inşallah ama ne zaman yapılırsa. Buraya, bu balkona bir kez daha İktidar Partisi'nin genel başkanı olarak geleceğim. Söz veriyorum size. Partinize sahip çıkmaya devam edin. Türkiye'ye sahip çıkmaya devam edin. Hepiniz yapıyorsunuz biliyorum ama Türkiye İttifakı'nı büyütün. Kimseyi kenarda bırakmayın. Küsmüş durmuş görmeyin. Buraya gelmeyip iki sokak öteden kulak kabartının koluna girin bırakmayın. Birbirinizle değil, mutsuz, umutsuz, yoksul vatandaşımızla meşgul olun. Artık bu vakitten sonra Atatürk'ümüzün dediği gibi hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatan toprağıdır. Yolunuz açık olsun. Bu seçimi kazanın. Ben size güveniyorum, size inanıyorum. İktidara gidiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin birinci partisi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Özgür Özel.